Gelin EKG'de tek bir kalp atışının grafiğini inceleyelim. Evet, ekranın sağ tarafında tek bir kalp atışına ait bir EKG'yi görebilirsiniz. Şu anda derivasyon 2'ye bakmaktayız. Derivasyon 2'de sağ elde negatif bir elektrot, sol bacakta ise pozitif bir elektrot bulunur. Sağlıklı bir, e, bir kalp yani söz konusu olduğunda arkadaşlar depolarizasyon dalgası sağ üstten sol alta doğru ilerler. Derivasyon 2 de bu sayede bu yöndeki voltajı ölçümlemiş olur. Derivasyon 2 dalgalara özellikle de P dalgasına ait bize verdiği bilgiler sebebiyle nabız ve kalp ritminin alınması için çok sıklıkla kullanılır. Evet, derivasyon 2'nin P dalgasını gözlemleyebilmek için en iyi derivasyon olduğu söylenebilir. EKG bize voltajın zaman içerisindeki değişimi ile ilgili bilgi verir. Voltajı y zamanı da x ekseninde gösteririz. x ekseni doğrultusunda uzanan her küçük kutu 0,04 saniyeye denk gelir. Ekrandaki her büyük kutunun içinde de 1, 2, 3, 4 ve 5 tane küçük kutu olduğunu görüyorsunuz değil mi? Hesapladığımızda bu her büyük kutunun 0,2 saniyeyi temsil ettiği anlamına gelir. İleti kalbin doğal pili olarak bilinen SA düğümünde başlar. SA düğümü kulakçıklardan geçerek AV düğümüne doğru ilerleyen depolarizasyon dalgalarını başlatır. Kulakçıklardaki depolarizasyon EKG'de burada gördüğümüz mor ile çizilmiş P dalgası ile temsil edilir. P dalgası genellikle iki küçük kutuya denk gelir, yani 0,08 saniyedir. P dalgasının kulakçık depolarizasyonunu temsil ettiğini bir kere daha hatırlatıyor ve kulakçıklar depolarize olduktan sonra neler olduğuna geçiyorum şimdi. Bir kere kulakçıklar depolarize olduktan sonra bunu takip eden kasılmalar olur. Sinyal AV düğümüne ulaştıktan sonra da ileti yavaşlar. Bunun sebeplerini inceleyecek olursak öncelikle AV düğümündeki hücrelerin çapları Diğer hücrelerin çaplarından küçük olduğu için bu hücrelerin iletimi de diğerlerine göre yavaş olur. Hatta AV düğümü hücrelerinin vücudumuzdaki en küçük çaplı hücreler arasında olduklarını da söyleyebilirim. Buna ek olarak AV düğümündeki ileti kalsiyum kanallarında ilerler. Kalsiyum kanallarının kinetiği karıncık iletim sistemindeki sodyum kanallarının aksine yavaştır. İletimdeki bu gecikme, kulakçıklara kasılıp gevşemeleri için zaman verip karıncıkların dolmasını sağladığı için çok ama çok önemlidir. SA düğümünden AV düğümüne hareket eden sinyal burada yavaşlıyor ve tüm bunlar ventriküler depolarizasyondan önce oluyordu. EKG'de atrial yani kulakçık depolarizasyonundan ventriküler yani karıncık depolarizasyonuna kadar geçen süre, PR aralığı olarak adlandırılır. PR aralığı ise 3 kutuya eşit yani 0,12 saniyedir. Zaten 0,2 saniyeden kısa olmalıdır. Eğer değilse bir şeylerin yolunda olmadığından şüphelenmek gerekir. Sinyal AV düğümünden his HIS demetine doğru ilerler. HIS demetine ulaştığımızda ileti de hızlanır. H-İ-S demeti sağ ve sol demet olmak üzere iki kola bu kollarda purkinje liflerine ayrılırlar his yani H-İ-S demetinden sağ ve sol demetlere ve purkinje liflerine doğru olan depolarizasyon karıncık hücrelerinin hep birlikte depolarizasyonuna sebep olur ve bu da ekg'ye qrc kompleksi olarak yansır qrc ya da qrs kompleksi karıncık depolarizasyonunu yansıtıyor. Tamam mı? Karıncık depolarizasyonunu. Bu son derece hızlıdır. Çünkü hızlı devreye giren sodyum kanallarını kullanır. Tipik QRS ya da QRS kompleksi 0,12 saniye sürer ve bundan uzun olmaması gerekir. Depolarizasyonun erken safhalarında septumda Sol septumdan sağ septuma doğru depolarize olur. Depolarizasyon dalgası sol septumdan sağ septuma doğru hareket eder. Bu depolarizasyon dalgasının derivasyon 2'den farklı bir yöne hareket ettiğini fark etmiş olmalısınız. Bu durum EKG'ye negatif yöne sapmış Q dalgası olarak yansır. Dalga depolarizasyonu karıncıklara çabucak yayıldığında da pozitif ve yüksek büyüklüklü R dalgası ile karşılaşırız. Buna ek olarak, karıncık depolarizasyonu sırasında kulakçık repolarizasyonu olduğunu da bilmelisiniz. Bu karıncıklar depolarize olurken kulakçıkların da repolarize yani yeniden polarize olduğu anlamına gelir. Kulakçık rep repolarizasyonuna ait sinyal ise karıncık hücrelerinin kulakçık hücrelerinden çok olması sebebiyle QRS ya yani QRS kompleksi tarafından domine edilir ve EKG'de görünmez. Yani kulakçık repolarizasyonu QRS kompleksi içinde kaybolur. Karıncık depolarizasyonunu takiben karıncık repolarizasyonunun e, başlarında ST bölümü olarak adlandırılan ve EKG'de düz bir çizgi olarak görülen bir bölüm vardır. ST bölümünde net bir akım, yani herhangi bir yönde büyük elektrik vektörleri olmamasına rağmen olan biten bir sürü şey vardır. ST bölümünde karıncıklar kasılarak kanı aort ve akciğer atardamarına pompalarlar. Son olarak karıncık hücreleri repolarize olduğunda da T dalgası oluşur. Repolarizasyon, depolarizasyona göre daha yavaş bir süreç olduğu için T dalgası QRS kompleksine göre daha geniş ve uzundur. Bunun karıncık repolarizasyonunu gösterdiğini de hemen buraya not düşüyorum. Tipik bir T dalgası 4 kutu yani 0,16 saniye sürer. P dalgasını Q dalgasına bağlayan aralığın neden PR dalgası olarak adlandırıldığını merak ediyor olabilirsiniz. PR aralığının kulakçık depolarizasyonu başlangıcından karıncık depolarizasyonu başlangıcına kadar sürdüğünü söylemiştik. EKG'lerde zaman zaman Q dalgası yoktur. Bu yüzden karıncık depolarizasyonu başlangıcı R dalgasının başlangıcına denk gelir ve bu aralığın PR aralığı olarak adlandırılmasının sebebi de işte budur. Q dalgası bulunursa buna PQ aralığı da denebilir. Ama Q dalgasının bulunmadığı zamanlarda da kullanılabilmesi için bu aralık yaygın olarak PR aralığı olarak adlandırılır. Tabii bir de T dalgası ile R dalgasının neden pozitif olduklarını merak ediyor olabilirsiniz. Başka bir deyişle karıncık depolarizasyonunu ve repolarizasyonunu gösteren bu dalgalar neden aynı yöndedir? Bunun için aklınıza getirmeniz gereken iki şey var. Öncelikle EKG'nin yük farkı yani potansiyel dengesizliğindeki değişim ile ilgili bilgi verdiğini hatırlayalım. Buna ek olarak epikardiyel hücreler endokardiyel hücrelerden önce repolarize olurlar. Depolarizasyon dalgasının HIS demetinden sağ ve sol demet ve sonra da Purkinje liflerine doğru ilerlediğinden bahsetmiştik. Purkinje lifleri depolarizasyonu Endokardiyumun dış tarafındaki hücrelere taşıdıkları için endokardiyumun iç tarafındaki hücreler daha önce depolarize olurlar. Daha iyi anlatabilmek için kalbin şu kısmına odaklanalım. EKG dinlenme halindeki hücreleri dışarıdan pozitif olarak görür. Depolarizasyon dalgası öncelikle endokardiyumun içindeki hücreleri depolarize eder. Depolarizasyon tam anlamıyla tamamlanmadığı için dışarıdan pozitif olan bu hücreler negatif olarak görülürler. Sonuç olarak endokardiyum ve epikardiyum depolarize olacak ve depolarize olan hücreler daha önce repolarize olur durumu karıncıklar için geçerli değildir. Burada epikardiyal hücreler endokardiyal hücrelerden önce repolarize olurlar. Endokardiyal hücreler pozitif olmadan EKG onları pozitif olarak görür. Depolarizasyon ve repolarizasyon sırasında ortaya çıkan vektörler aynı yönde oldukları için de QRS kompleksi ve R dalgası aynı yöndedir.